Hemen et kokuları geldi. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Nasılsın? Kandaysın. Yakışıyor abi. Yakışıyor. Şaşlık mı bu? Şaşlık. Yine bir şaşlık. Şimdi değil. Sen dükkan neresi? Hani magazin neresi? Magazin var, kafe. Kafe hani? Var, hani. Ha orada. Tamam. Akşam yerim akşam. Yok, şimdi ya. Samsa yiyeyim, samsa yiyeceğim. Yapayım. Sağ ol. Rahmat abi. Gelin. Ne güzel de kokuttu var ya. Şaşlıyı da yapayım. Çok güzel koktu. Yapayım. Kendime gelemedim ya bir türlü. Bak saat burada şu an 12. Yok pardon, burada 2, Türkiye'de 12. Özbekistan Türkiye'den 2 saat ileride bir gece uçuşu gerçekleştirdim. Bugün ayın 21'i arkadaşlar. 21 Nisan 2024. Sanırım pazar günü. Evet, pazar günü bugün. Dün gece cumartesi pazara bağlayan gece 1'de uçağa bindim. Özbekistan saatiyle sabah 7'de 7.30'da Özbekistan'daydım. Semerkant'tayım. Özbekistan'ın incisi. Yani benim en çok sevdiğim şehirlerden biri olan Semerkant'a geldim. Çünkü yani Özbekistan'a yaklaşık 1 sene önce gelmiştim. Sıcaklardan dolayı dönmüştüm. Şimdi bu Andijan tarafına, işte Fergana tarafına gidememiştim. Şimdi Semerkant, Taşkent, Andijan, Fergana, Namangan diye ilerleyeceğim. Yani Özbekistan'dayız. Yeni rotamız Özbekistan. Gece geldiğim için biraz yorgunum. Hostele yerleştim hemen. İlk geldiğim hostelde kalıyorum. Registan adlı bir hostel burası. Çok tatlı bir hostel. Geceliği 10 dolar. Tam Registan meydanına 10 dakika yürüme mesafesinde falan. Şimdi ben de oraya doğru gidiyorum. Detayları böyle açıldıkça aktarırım size. Biraz böyle bir kendime gelmem lazım. Bayağı uykum var çünkü. Açılmam lazım. Herhalde öğrenci grupları bunlar. Öğretmenleri gezdirmeye çıkarmış onları. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Selam. Çok seviyorum ben Özbekistan'ı. Yani bir ülke insanlarıyla, yemekleriyle, doğasıyla, tarihiyle bir bütün bence. Özbekistan'da bunu çok yani çok güzel karşılıyor. Mükemmel bir ülke. Hayran kalmıştım. Hatta yani gezdiğim ülkeler arasında en keyif alarak gezdiğim ilk 5 ülkeye Özbekistan'ı koymuştum. Tekrar geleceğime de söz vermiştim kendi kendime. Hatta şeyde gezerken hatırlarsınız. Medine'de mi, Mekke'de mi gezerken Özbek dayılara denk gelmiştim. Demiştim ki bir daha gideceğim Özbekistan'a ya. Ne zaman olur bilmiyorum ama gideceğim demiştim. Geldim vallahi. Gel seninle tanışalım. Gel. Adın ne? Sünnet. Sünnet. Sizinki ne? Uğur benim adım. Uğur mu? Aha. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi. İyi misiniz? İyi. Arkadaşın mı evleniyor? Evet evet arkadaş. Şu an fotoğraf çekimi var ha. Kaç yaşındalar? Çocuk 25 yaşında. 25. Evet. Biz de 25. 25. Çocuk mu senin arkadaşın? Erkek mi arkadaşın? Erkek erkek. Ha, o senin arkadaşın değil mi? Evet. Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Gelin 19 yaş geldi. 19 mu gelin? Ben 19 yaş. Ne yapıyorsun burada? Çalışıyor musun? İşliyor musun? Yok. Ha biz Murabat. Murabat tarafından evet, mı? Evet evet. Murabat tarafından. Merhaba. Burada şimdi Aylan isimli değildi. Aylan. Burada şimdi Juliet. Yok. Ya ne Ruskim? Değil. Ya böyle şey başka da bilmiyorum. Şey. Kayıp bir açık var dedin. Ha. Size çok çok biliyorum da 4-5 yıl sonra ben Türkiye'de çalıştım yani. 4-5 sene mi? Evet. Hangi şehirde? İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Ne iş yaptın? Orada çalışma yaptım. Çalıştın ha, araba. Evet, araba sürdün ha. Ya, evet. Ya senin Özbek dili de bizim dilimize çok okşuyor. Biz anlaşabiliyoruz. Ya onlarla da anlaşabilirim ben. Konuşabilirim yani. Problem olmaz. Çekseniz olur ya yani şimdi. Ha, gösteriyor. Sen beni etrafta dolaşıyoruz. Tamam bak sen buradan ne diyeyim? Aylanıp yürüpmüş. Aylanıp yürüpmüş. Sizde Özbekçe'de aylanıp yürüpmüş. Bizde de etrafta da dolanıyorum. Yakşı. Mutlu oldum. Gösteriyorum. Arkadaşları evleniyormuş. Rusça bilmiyorum. Yok. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Rusça biliyor musun sen? Ha? Rusça bilmiyorsun değil mi? Az biliyorum ya. Yani. Nasılsınız? Keyifler iyi mi? İyi. Yakşı mısınız? Hepsi iyi. Ha? Ya. İyisin ha? Şey, yok yani. Abi şimdi ya. Yok. Unuttun mu? Ha? Yok. Arabadayım. Araba yok. Yok, arabadayım. Siz oradan skuter mi? Saki, borku, medi. İçki mi diyor? Evet, evet, evet. Ha, içki yok. Arak. Arak, rakı. 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 Evet. Rakı yok. Burada mı yok?
Evet, burada yok. Şimdi benim içimde yok. İçinde yok. Evet. Sen seviyor musun rakıyı? Seviyorum ya. İçmeyi seviyorsun rakı. İçmeyi seviyorum ama içindeyim ya, arabadayım. Ha, araba sürüyorsun evet, şimdi. Araba ha, şoförsün sürüyorum şimdi. Evet. Ha tamam, onunla içemiyorsun şu an. Ha, içemiyorum. Yarın ha, geçti içeceğiz. Dert olmuş sana. İçmekteyim, seviyorum. Sigaret içmeyeniyim, seviyorum ama içemiyorum. İçemiyorsun. Evet, içemiyorum. Çünkü şurada polisler var ya yani. Burası... Güter hadi, kete hadi. Ya. Sokakta sigara içmek yasak mı? Yasak, yasak ya. Ha, böyle polisler geliyor ya şimdi, alır da getir. Sen şimdi bunu burada yürürken içemiyor musun? Yok, içemiyorum. Yasak. Yasak, yasak ya. Türkiye'de yani serbest. Türkiye'de biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum ya. Mümkün, mümkün. Hı. Türkiye'de mümkün. Problem yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Daha iyi bak, içmiyorsun ya. Tertemiz hava. Oh. Mayda bizarlık Özbekistan'da. Evet. Mayda bizarlık sigara çek, cam ha, nerede içebiliyorsun? O, burada içebilmiyorsunuz. Burada bu agrajdenye var ya. Karşılarda evet, fark. Evet. Onların evet, sigara içme... Burada içebiliyorsunuz. Ha, alanlar var. Evet. Ha. Ha, burada şimdi polisler var. Polisler yasak. Yapacak. Sen işliyor musun Özbekistan'da? Çalışıyorsun. Evet. Ne iş yapıyorsun? Elektrik yapıyorum. Elektrik. Evet. Şimdi Semerkant'ta çalışıyorum. Semerkant'ta burada çalışıyorsun. Ha, burada çalışıyorum. Elektrik çalışıyorum. Güzel. Size kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta mı duruyor? Hanımlar bir tarafta? Yok ya. Ama bu fotoğraf çekiyorken... Fotoğraf diye. Çekiyorken hepsi... Üzerini miydi? Üzerini belgesi de buladı. Yani kim haklısa bir yakta bir yakta. Tamam, anladım. Çok memnun oldum. Var mı evet, Türkiye'ye bir mesajınız? Türkiye'ye bir şey söylemek ister misiniz? Seviyor musun Türkiye'yi sen mesela? Evet, seviyorum, seviyorum. Ha? Hiç geldin mi? Düştün mü daha önce? Ne? Hiç geldin İstanbul'a mı? Devam et. İki defa. Ha. İlk ay ne kadar? İki ay. İki ay. Çalışmaya mı, gezmeye mi? İşle gelme, aylançki. Gezmeye, dolanmaya. Evet, evet. Aylançki dolanma değil mi? Evet, evet. Yakşı. Tamam. Memnun olduk. Rahmat. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi. Sağ ol. Sen sağ ol. Sen sağ ol. Allah'a emanet. Şimdi gezmeye başlayacağım böyle. Size Registan etraflarını göstereceğim ama önce çok özlediğim bir samsadan yemek istiyorum. Şu karşıda vardı sanırım, yanlış bilmiyorsam. Gel. Kandaysın. Yakşı. Yakşı. Adın ne? Muhammed. Muhammed. Benim adım da Uğur Muhammed. YouTube. 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 Uğur Kola. Adını soracaklar. Uğur Kola. Unutacaksın şimdi. Sağ ol. Bir şeyler atıştırayım. Sonra Registan Meydanı'nda gezeceğim. Zaten burayı bir sene önceki seyahatimi izleyenler varsa biliyordur. Dolaşmıştık buraları zaten. Detaylı aktarmıştım birçok noktayı. Semerkant'a, Özbekistan'a, işte Türkiye'den her gün uçuş var. Taşkent'e var, Semerkant'a var, Fergana Vadisi'ne var. Bilet fiyatlarını da söyleyeyim ben size. Ben yaklaşık 7000 lira bir para verdim bu bileti alabilmek için. Pahalıydı. Selamünaleyküm. Selam. Yakşısın. Yakşı. İyi, sen nasılsın? Çok güzel. Sen de bir benimle aynı Türkçe konuşuyorsun. Evet. Ülkede 5 sene kaldım ha. Ne iş yaptın? Çalıştın mı? Evet, tekstilde çalıştım. Tekstil. İstanbul'da mı? İstanbul'da. Aleykümselam. Abi nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Ya çok mutlu oluyorum sizi görünce ya. Ne zaman geldin? Ya daha sabah geldim. Ha, bu tamam. Sabah geldim ha. Güzel mi Özbekistan'da? Ben Özbekistan'a aşığım. Çok seviyorum Özbekistan'ı ben. Evlen bir tane orada. Evliyim ben. Bak yüzük var. Evliyim ben. Ya biliyorum. Özbekistan'ı çok seviyorum ya. Biz bir sene önce gelmiştim. Bir daha geldim. Siz fotoğrafçı mısınız? Evet. Sen de mi? Sen arkadaşlarım mı evleniyor? Ha. Düğün sezonu herhalde. Şimdi herkes evleniyor. Sizde de aynı başladı. Bizde de başladı. Vay. Nasıl burada evlenmek, zor mu? Pahalı mı? Daha mı kolay? Ya altın mesela bizde. Yok, adetler var. Pahalı değil ya. Burada şey var. Ha. Sizde çok pahalı, biliyor musun? Bize zor evlenmek. Yani şu an arabası var mı, evi var mı? Neyi? Tabii tabii. Bayağı bir şeyler lazım yani. Genel olarak istiyorlar. Hatta onlar da yetmiyor artık. Bazı insanlar şey, şu kadar altın olsun, şöyle evim olsun, şunu her şeyi isteme istiyorlar kimileri. 3-4 sene önce her şey yolunda, iyi de ucuzdu. Şu an her şey Türkiye'de. Evet. Sen kaç sene önce döndün buraya? 2 sene önce döndüm. Niye döndün peki? Pahalandı her şey. Pahalandığı için mi döndün? Aynen. Dolar yükseldi. Dolar yükseldi. Şimdi Özbekistan'da yaşamak daha mı kolay Türkiye'den? İşini bilen adama kolay. Daha kolay ha? Buradan adama hiç sorun yok. Orada ne kadar kazanıyordun, hatırlıyor musun? 2 sene önce. En az 800 dolar mı? 800 dolar kazanıyordun. Şimdi evet, burada o kadar kazanıyor musun? Evet, ona yakın kazanıyorum. Yani. Ama aynı o parayla orada mı daha rahat yaşıyordun, burada mı yaşıyorsun? Burada, şimdi o parayı kazanabilirsem burada daha rahat. Daha rahat.
ailenin yanında kalıyorsun. Kardeşim benim, çok memnun oldum. Eyvallah. Çok sağ ol. Adını da söyle bize. İslam. İslam, benim adım da Uğur. Allah razı olsun. Tanıştığıma sevindim seni. Gel bir dondurma yerim. Samsa yiyeceğim. Şuradan samsa yiyeceğim. Vallahi sağ ol. Açtım o zaman. Yeni uyandım. Sabah geldim, yeni uyandım. Şuradan bir samsa yiyeceğim. Sağ ol, görüşürüz. Mutlu oldum. Çok sağ ol. Sağ ol kardeşim. Normalde biliyorsunuz ben size aslında yolculuk hikayelerimi de çekiyorum. Yani Özbekistan'a geliş sürecimi çekerdim ama ya gece uçuyordum. Dedim Uğur bu sefer yolculuk hikayeleriyle insanları boğma. Zaten daha önce gelmiştim buraya. Sim kart almıştım ya daha önce, bundan bir sene önce geldiğimde. Tekrar sim kart alsaydım eğer, fiziksel bir sim kart, telefonu kayıt ettirmem gerekiyordu. Ama eSIM aldım ben. Havalimanından çıktım. eSIM aldığım için, yani hiç fiziksel kart almayıp telefonunuzda eSIM özelliği varsa onu alabiliyorsunuz. Hiç kayıt ettirmeye gerek kalmadan, bilginiz olsun. Yaklaşık 60 GB'a 9 dolar bir para verdim. Havalimanına çıktığınızda zaten çok rahat bir şekilde anlaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim dillerimiz aynı, lehçeler farklı. Zaten birçok kişi de bizim aynı lehçemizi konuşuyor. Görüyorsunuz yani, anlaşabiliyoruz. SIM kartınızı alabilirsiniz. Özbekistan böyle çok pahalı olmayan ülkelerden. Rahat rahat gezip Türk lirasıyla rahat rahat dolaşabileceğiniz ve soydaşlarımızı görebileceğiniz ülkelerden bir tanesi. Ve yemeğe doyabileceğiniz, tarihe doyabileceğiniz ülkelerden bir tanesi. O yüzden Özbekistan'a gelin. Çok söylerim belki bunu Özbekistan seyahati boyunca ama ben gerçekten Özbekistan'ı seviyorum yani. Aa, bu burada var samsa. Var da nereye otururum? Oturma yeri yok. Selamünaleyküm. Bu kartuşkalı mı? Peynirli var. Peynirli, etli var. Tamam. Çay var mı? Çay var. Oturma yeri var mı? Heh, olur, olar. O zaman iki tane peynirli, bir de çay. Okay. Yakşı. Sağ ol. Selamünaleyküm. Türk'üm, Türk'üm. Yakşı mı? Yakşı abi. Sen yakşı? Abi sağ ol. Kara çay. Ufak çay var mı? Kara çay, kara çay. Kara çay git. Şeker de? Şeker atma. Şeker atma. Ankara abi ver. Ankara mı? Samsun'u biliyor musun? Samsun'u. Samsun normal be. Samsun'da yaşıyorum. Sen Semerkant'ta mı? Samarkand. Semerkant'ta. Yakşı. Özbek, Samarkand. Özbek. Burada ne yapıyor? İşliyor mu? Ben turist. Taksi mi? Turist taşıyım ben. Ha, turist. Turist. Turist şoför. Tam da abinin yanına oturmuş. Turist ağırda gitti. Dolandırıyor. Ya, tamaşa kırıp geladı. Görenler kaldı sana. Ha, turistler burada mı şimdi? Evet. Otele mi götüreceksin sonra? Değil de. Görenler şeyin vakzal. Ha, vakzala. Taşkent. Taşkent'e dönecekler. He, turist getirmiş buraya. Evet. Onları burada geziyormuş. Gezdikten sonra vakzaldan Taşkent'e gidecek. Evet. Çay içer misin? Yok, rahmet. Samsa yer misin? Rahmet. Valla bir çay iç. Rahmet. Çay iç. Yok, rahmet. Tamam, yakışık. Özün nasıl, iyi mi? İyiyim, iyiyim. Seni hatırladım ben sanki. Hatırla. Beni hatırladın mı? Yadına geldin mi? Ya ya, hatırladım. Bir sene önce geldim ben buraya. Geldin mi? Geldim. Bir yıl sene önce. Kök Türk geledi. Çok gelir, kök gelir, çok gelir. Kök, çok. Ne? Kök mü dedin sen? Kök. Kök, kök, kök. Özbekçe kök. Kök, bizde çok, çok. Türkçe çok. Çok. Türkçe. Ben de Kodama biraz. Bizim şey, TRT 1 dizileri, tarih. Ertuğrul'u. Ertuğrul. Türkçe. Rusça çevirisi var herhalde. Bunu izliyorum, altıga girdim. İzliyorsun he? Bakıyor. Buraya bak. Maşallah. Çok izliyorlar arkadaşlar. Ertuğrul'u. Ya her yerde dinliyor. Ana, Raşit, Türkiye. Dostum var. Dostum mu Türkiye'de? Arkadaş. Yok, arkadaş. İstanbul'da mı? Aha, İstanbul'da. Ne yapıyor orada? İşliyor mu? Özbekistan'da işle gel. İşle gel. Ha. Orada çok. Ne yapıyor? Türkiye'de? Bilmiyor. Türk mü, Özbek mi? Türk. Türk mü? Ha, Türk. Burada işle gel. Burada işle gel. Ha, burada işliyor. Ha. Tamam. Tamam. Tamam, çok özledim. Volda Klint. Burada bir de hemen yapıyor. Taze taze. Yani burada hiç böyle bayatını yemedim ben. Tam Registan Meydanı'nın karşısında. Kança son bura.
Kartuşkarı da yemedikti de kartuşkarı. Kartuşka sabah. Yarın yiyeceğim. Yarın yiyeceğim. Patatesli. Yiyemedim ya. İki peynirli. Ha, iki peynirli. Su, çay. 25. 25 bin son. Aha. Bunu bozabilir misin? Bu arada ben 100 dolar bozdurdum. Şu 100 bin son. Aha. Bilginiz olsun. Burada... Bay buldun ha. He buldum. 1 dolar kaç son? Bege 100 dolar. Ha, 100 1 milyon 250. Ha 1 milyon 250 son. 100 dolar 1 milyon 250 bin son. Yani 12.800, 12.600 son, 12.500 son 1 dolar gibi düşünün. Çok rahat. Mesela biz 2 samta bir su bir çaya 25 bin son mu dedim? 25 bin son. 25. Sağ ol. Rahmat kardeş. Kımmat anası mı? Kımmat anası mı? Yakşı. Yakşı, yakşı. Bu da prosta bak. Nur, kukku. Oo. Oo. Çok mu? Çok. Kötü mü para birimi? Az mı? Anası yok. Kadri yok. Abi, ha, kıymeti yok. Abi, kıymeti yok. Ha, kıymeti abi, yok. Abi, ama... 1 kilo kuş, 100 bin sun. 1 kilo ne? Kuş. 1 kilo et. Et. 100 bin son. 100 bin son bana. 100 bin son. 1 kilo et 100 bin son. 100 bin son. Vallahi 1 dolar 33 lira. Aynen. Türkiye'de de pulun kıymeti yok. Kıymeti yok mu? Yok, kıymeti yok. Aynen. Vallahi yok yani. Aynı vallahi ben size söyleyeyim yani. Biz bu Türkleri çekti yani. Ya bizde de şey pulun kıymeti yok. Bizde de 1 kilo et ya 20 dolar ya. 20 dolar. 20 dolar mı? He 20 dolar. Kaç son biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim şimdi. Son. Bak ben sana söyleyeyim. Kumar takamıyor. Bak 250 bin son. 250 bin son 1 kilo et. Bizde? 100 bin son. 100 bin son. Ya bizde yakışı ki hali. Yakışı. Sen bizden iyi çıktın ya bak. Abi 600 lira mı bizde etin kilo? Ya 600 küsür ya yani. Ya 250 bin son 1 kilo et. Et yiyeyim değil mi? Et var. Et yok, et bilmem. Ama tabii. Ama burada maaş ne kadar mesela? Sen burada işliyor musun? Pul ne kadar bir ay? Kaç bin son? Samsa faydası menge. Samsa'nın faydası sana. Ha, yakış- özün mü pişiriyor? Ha. Özün hazırlıyor. Ha. İçeride ama mi hazırlıyor? İçeride avukat, hot dog, lavaş. Ha, sen sadece Samsa mı? Ha. Ha, özün sadece Samsa. Ha, yakış- ha. Tamam, o Samsa'nın şeyini almış. Yüksek ihtimal buraya kira veriyor. Yüksek ihtimal. Aylık kira ayda veriyor. Ayda bir ayda 4 milyon 5 milyon tamamı. 4 milyon 5 milyon. Özüne. Ha. Yaklaşık 400 dolar 500 dolar. Ha. Bizim Türkiye'deki asgari ücret gibi. Peki hepsi senin mi? 4 milyon 5 milyon hepsi evet, özünün mü? Özünün. Evet. Yakışı karmış direkt herhalde. Türkiye'ye bitmiş de olmaydı mı? Aynı ya. Bir kadar. Ha, bir. Aynı. Aynı. Yolların genişliğe bak, güzelliğe bak ya. Her yer ağaçlarla kaplı. Registan Meydanı'nın bu tarafında sanırım sigara içmek yasak. Bu arada deminki arkadaşı anladım ben. Karşı taraf o yemek yediğim yerde serbest herhalde. Belirli noktalar var, yasak koymuşlar içmek için. Bak başka bir gelin damat çekimi de. Şurada bizim Ziraat Bankası var. Bak Ziraat Bankası'nın ATM'si var. Ama yüksek ihtimal bizimkiyle aynı değil, aynı çalışmıyordur. Komisyon alıyordur, bilginiz olsun. Ziraat kartınız var diye komisyon almıyor diye düşünmeyin. Alıyordur yani. Kalabalığa bak ya. Bir de bugün pazar. Şimdi siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Bugün 21'i. Belki de yarın hemen yayınlamaya çalışırım. İnternet iyiyse yükleyebilirsem. Bayağı kalabalık. Giriş fiyatları ne oldu acaba? Bakalım. Özbekistan vatandaşına başka fiyat, turiste başka fiyat. Şimdi söyleyeceğim size giriş fiyatlarını. Turiste 65 bin son, bilginiz olsun. Kendi vatandaşlarına çok sembolik bir fiyattı, tam göremedim de. Yani 3 bin son mu, 4 bin son mu ne? Yaklaşık 5-5,5 dolar arası para Registan'a giriş. Çocuklar için, 14 yaş altı için de 2,5-3 dolar arası bir para. Registan'ın ana meydanına şuraya giriş. Yani şuradan da oturup izleyebiliyorsunuz ama içerini, medreselerin içini göremiyorsunuz. Onun için içeriye girmeniz lazım, ücret vermeniz lazım. Yine de güzel ama yani böyle bir meydan için 5 dolar bir fiyat çok iyi. Şimdi biraz dolaşalım, gezelim, anlatalım. Tam medresenin önünde şu dönen var ya, fotoğraf çekiyor. GoPro'yu koymuş oraya.
parasıyla fotoğraflarını, videolarını çekiyor. Dönüyor böyle, videosunu çekiyor böyle etrafına dönerek. Çok hareket geldi, hareket geldi. Ben çünkü Türkçem çok iyi değil. Merak etme. Türkçe gittiği yerde Özbekistanca danışabilirsin. Türkçe iyi. Türkçen çok iyi, gayet iyi. Adını söyle, hoş bulduk. Tamam, ben Dinnaz Hanım, burada turist rehberim. 15 tane burada ben çalışıyorum. Şimdi bu bizde Registan Meydanı. Registan Bukumlu Meydan. Reg Bukum, İstanbul Meydan. Önce burada büyük nehir varmış. Sonra nehir kurmuş, ondan kum kalmış. Kum üstünde uç harika büyük medreseler yapılmış. Bu medrese bizde en eski medrese. Ulugbek Medresesi 15. yüzyılda 3 senede Amir Timur torunu Mirza Ulugbek yapmış. Ulugbek harika astronom. Samarkand'da, Buhara'da, Gıcdıvan'da 3 medrese yapmış. Çok büyük, çok güzel medresesi Samarkand'da yapılmış. Samarkand Amir Timur Sultanatı'nın başkentiymiş. Bu medrese mimarı İran'dan gelmiş, Kavumiddin Şehrozi, Şehroz'dan gelmiş. Bu inşaatlar hepsi bizde İranca yapılmış. Bu hepsi İran inşaatı. Bu medresenin çok güzel avlusu, bizde 55 odası var. Şu dükkanlar önce hepsi öğrenciler odasıymış. Burada öğrenciler ders yapmışlar, burada öğrenciler yaşamışlar. Bir oda iki öğrenci için. Burada kapıları çok küçük, her insan ihtiramda kirişi lazım. Kapılar yukarısında hadisler var. Bu medresede bizde bir camisi varmış. Öğrenciler orada namaz yapmışlar. 2020 senede bizde yeni müze açmışlar. Samarkand'da Talim Tarihi Müzesi var. Orada bizde Kur'an-ı Kerim var. Bizde başkentte çok eski kitap var. Osmanlı Kur'an-ı Kerim. Bizde bu Kur'an-ı Kerim'de Samarkand Hattadı elde yazmışlar. Sonra bize hediye etmiş. Bu Kur'an-ı Kerim Samarkand İpek Katı'da yazılmış. Buradan 8 kilometrede Samarkand'da bizde factory var. Orada dut ağacından kat yapıyorlar. Bu Mısır'da papirüs var. Ben gitmiştim oraya, fabrikaya. Papirüs gibi ama bu papirüs değil. Burada açık Yasin surası açıkmış. Biliyorsunuz Yasin bu Kur'an-ı Kerim'de kalbi. Şimdi burada Yasin açık. Bu sarı altın varak. 2020 senede bize hediye etmişler. Burada bizde kalamdan var, aydınlatma lampası var, siyahtan var, eski kitaplar var Fars dilinde. Kur'an-ı Kerim Arapça, burada Farsça yazılmış. Odalar içinde abdes varmış. Orada abdest mi alırlarmış? Ha, abdest bunlarla yapmışlar odalar içinde. Burada var Samarkandça. Her vilayetlerde farklı yapıyorlar. Burada bu aydınlatma lampası büyüğü var. Burada dervişinin çantası var, paralarını saklamak için. Burada, kışta çok mu soğuk oluyor? Ha, yazın da çok sıcak oluyor ya. Çok sıcak, bu 45 derece olur. Evet. Çok soğuk, bu -15-18 derece olur. Şu sebeple bizde yazlı sinfana var, kışlı sinfana var, bu kışlı. Kışlık olan o kışta, bu bölge. Burada 25-20 öğrenci gelmişler, burada maruza yapılmış. Şimdi burada heykeller var. Merkezde hoca heykeli var, sonra öğrenciler heykeli var. Burada öğrenciler yaşı farklı, giyimi de farklı. Zengin, fakir, büyük, küçük fark etmez. Buraya gelmişler, imtihan yapmışlar. İmtihandan sonra burada bedava öğrenmişler. Ulugbek herkese sponsorluk yapmış, para vermiş. Scholarship vermiş. Onlar burada bedava öğrenmişler. Bedava öğretmişler. Ulu Bey sayesinde. Ha. Pazarda ders yapmadılar. Önce Ramazan'da ders yapmadılar. Sonra 21. Mart'tan 21. September kadar tatil. Öğrenciler farklı bir ülkelerden gelmişler. Önce uçak, araba yok. Ayakta gitmişler. Toprakta çalışmışlar. Ondan sonra burada bedava öğrenmişler. Burada bizde Madame Tussauds Müzesi gibi küçük bir mum heykeller müzesi var. Merkezde Alişer Navai heykeli var. Alişer Navai 15. yüzyılda Afganistan'dan Herat'tan buraya gelmiş. Bu medresede öğrenmiş. Onun hocası Abdurrahman Cami ve bu hocası Hoca Hurt bu medresede çalışmışlar. Şimdi bu Hoca Hurt
Navai, onun arkadaşı Mavlana oğlum. Biliyorsunuz İslam'da resim yapmak yasak. Bu gerçek yüzü değil. Hepsi bu hayal. Nasıl ularını yüzleri biz bilmiyoruz çünkü resmi yok. Hayal bunlar. Hayal, hepsi hayal. Gerçek yüzü değil. Bu müderrishaneler hepsi kubbe içinde yapılmış. Kubbeleri depremde bozulmuş. Şimdi bu ağaçları yeniden yapılmış 20. yüzyılda. Bu taşlar gerçek. 15. yüzyıl taşları var. Hep kubbeydi bunlar ha? Burada kubbe varmış. Şeyden, depremden kaynaklı yıkılıyor. Sonra şey bu düz olmuş. Düzüyorlar. Ama şu 15. yüzyıldan kalma. Bu taş 15. yüzyıldan kalmış. Bu ağaçları yeni. Yeni. Yeni de 100 yaş. Eski. Bu da eski. Eski. Siz Buhara'yı... Dolandı, gezdim. Daha önce, bir sene önce gezdim. Uluğbek 15 yaşında sultan olmuş. Sonra 20 yaşından sonra medreseler yapmış. Semerkant'ta, Buhara'da, Gıcdivan'da 3 büyük medreseler yapmış. Çok güzel medresesi Semerkant'ta yapılmış. Mimarlar bizde her şehirlerden gelmişler. Burada minatüre var. Burada farklı insanlar çalışıyorlar. Çünkü burada Tacikistan'dan, Afganistan'dan, İran'dan gelmişlerdi. Bu madreselerini yapmışlar. Yapılsın diye. Ya her ülkeden... Çünkü bu başkent. Semerkant herkes için başkent. Evet. Başkent'te çok iyi inşaatlarını herkes farklı ülkelerden yapmışlar. Çok güzel bir şehir ama Semerkant. Bu eski zaman paraları var. Gümüş parada üç yuvarlak var. Bu Amir Timur. Bu Timur döneminde kullanılan paralar mı? 14. yüzyıl paraları. Bu yuvarlaktan anlayabilirsiniz. Bu Timur parası. Çünkü Amir Timur üç kontinentin sultanı. Osiyo, Avrupa, Afrika. Öğrenciler ders yapmasa burada falaka vermişler. Ayağı yormuşlar. Hadi ders çalışmazsa? Çalışmasa, kötü yaptıklarını yapsa. Falakaya yatırıyorlarmış. Falaka, şu gibi falaka vermişler. Burada hepsini bunu minyatürleştirmişler. Dilruza'ydı değil mi adı? Dilruza. Sağ olsun arkadaşlar. Ben şimdi Registan Meydanı'nı araştırdım. Daha önce de aktarmıştım size ama bilen birisiyle konuşmak her zaman daha iyi. O yüzden ağzına sağlık. Benim Türkçem kusura bakma çok iyi değil. İnan bana o kadar iyi ki. O kadar çok iyi Türkçem. Ya hiç şey yapma yani. Çok hiç anlamadığım hiçbir şey olmadı. Teşekkür şey olmadı. Ederim. Bu medresede İslam'dan sonra her fanlarını öğrenmişler. Mantık da varmış, tıp da varmış. Bu Oxford, Cambridge gibi çok harika eğitim gibi çalışmış. 1917 seneye kadar en son öğrenciler 1916 senede 96 çocuklar burada öğrenmişler. Sonra bunu hepsi medreseler kapatılmış. Şimdi bu müze gibi çalışıyor. Sizde YouTube var mı, Instagram mı? YouTube'da var, Instagram'da var. Çok mu insanlar? Biraz var. Az değil. Beni herkes, bloggerler geliyorlar da beni söylüyorlar. Sen de yap. Ben... Az değil, biraz var. Yani seni izleyenler olacaktır. Burada bizde mumdan heykeller var. Bu ilk heykel Uluğbek heykeli, sonra onun öğrencileri var. Bu Uluğbek'in gerçek yüzü değil, bu hayal. Bu gerçek. 1941 senede Uluğbek ve Amir Timur mazarlarını açmışlar. Bu Timur'un gerçek yüzü, bu Uluğbek, onun torunu Uluğbek'in gerçek yüzü. Burası hayal. Bu hayal yüzü, bu gerçek. Gerçek yüzü. Kemeklere bakıp yapmışlar. Bu da aynı değil mi? Bu taraf Uluğbek, hayal. Bu hayal, bu gerçek. Gerçek de %80. Yüz değil, %100 değil. %100 garanti çünkü değil. Çünkü kemeklerine bakıp yapmışlar. Kemiklerine bakarak. Bu oda ne odası? Bu da müderrishane. Bir medresede 4 müderrishane var. Bir müderrishane 20-25 öğrenci için bura maruza yapmışlar, lekçe yapmışlar. Burada herhalde daha çok astrologla alakalı, astronomiyle alakalı. Çok harika astronom. Burada bizde kitaplarının replikası var ve yeni resethane, Özbekistan yeni resethane resmi var. Bizde akşam burada Işık Şah var. Geldim daha önce. Çok da turist var, gelmiş çok turistler. Şimdi bizde turistik sezon. Tam sezonu. Açılmış. Çok sıcak değil, hava soğuk da hava değil. Hava çok iyi şimdi, evet. Çok rahat. Şu sebeple, en çok hangi ülkeden geliyorlar? Avrupa'dan çok geliyorlar. Şimdi Türkiye'den çok geliyorlar. Çok geliyorlar. Rusya'dan geliyorlar. Rus çok gördüm. Yok, çok var ha. Bu hepsi alışveriş dükkanlar. Size dükkanlar lazım değil mi? Yok, şu an lazım değil. Tamam. Onları ben sonra gezerim. Senin vaktini almayalım. Bizde inşaatlarda uç renk çok var. Mavi, yeşil, beyaz. İslam dinimizde mavi bu hayat remzi rengi. Yeşil bu cennet giyiminin rengi. Beyaz bu temizlik rengi. Şu sebeple ak. Bu ak inşaatlarda çok bu renkler var. Bizde mineraller yamuk. Hepsi her tarafa pizza kulası gibi yamuk. Kum sebeple. Kumdan kaynaklı mı bu? Bu hepsi kum üstünde yapılmış. Bunlar çöküyor. Çöküyor. Çökmüş. Zamanla çökmüş. Şimdi de çöküyor.
Şimdi de çöküyor. Peki ileride bir tehlike olabilir mi? Yani yıkılma tehlikesi olabilir var, mi sence? Var. Var değil mi? Kumun üstünde çünkü. Allah biliyor. Allah deprem verse bize. Allah korusun. 6 şiddetten yukarı. Tabii ki bu hepsi yıkılır. Allah korusun evet. Ama Allah. Bizde geçen sene oldu deprem biliyorsun. Biliyorum. Hatay'da. Sizden sonra Hatay, Kahramanmaraş'tan sonra. Elazığ. Bizden bir hafta sonra 2 defa olmuş. 5,5 şiddette. Burada da. Ha. Bir şey oldu mu? Yıkım oldu mu? Yok çok yok şükür. Olmadı. Çok şükür. Ama burada bu mozaikler düşmüştü. Mozaikler düşmüştü. Ha. Bu en eski medrese bizden. Uluğbek medresesi 15. yüzyılda yapılmış. 2. 3. medreseler 200 sene sonra yapılmış. İkinci medrese, İlk yapılan Uluğbek medresesi. Bu Uluğbek tarafından yaptırılıyor. Bu iki medresene Uluğbek yapmamış. 200 sene sonra Samarkand hakimi, hakim Türkçe'de hakim olur mu? Olur valisi gibi. Valisi ha valisi yapmış. Şerdor medresesi 17 senede yapılmış. Lekari medresesi 14 senede yapılmış. Şu aslanlar var ya. Bu Semerkend'in remzi. Bu hakkında bizde afsane var ama bu ne anlatıyor gerçekten kimse bilmez. Bilmiyorum. Çünkü İslam dinimizde bunu yapmak yasak ama yapmışlar. Bizde bu gibi afsane var. Ceylan gibi ak hayvan var. Ceylanı kovalıyor orada. O ceylan değil o. Ceylan gibi. Ha, gibi benziyor. Ha, bu benziyor. Bu ilim, bilgi. Arslanlı kaplan. Arslan'a benziyor kaplan. Kaplan'a benziyor arslan var orada. Bu buradaki öğrenci mi? Öğrenci. Ha, bilgiyi kovalıyor. Ha, öğrenci bilgini yese yemek gibi onun güçlenecek gibi. Tamam. Geleceği güneş gibi parlak olur. Ha, anladım. Onu simgeliyor gibi. Bu afsane bu. Efsane. Legend. Ha, şey değil. Tarih yüz, değil. Gerçek yok, değil. Yok, tamam, yok. Tamam. Burada merkezde Nazistler, Hintler, svastikası gibi yazılar var. Merkezde. Şurada. Emblemi gibi, svastik gibi ama orada yazılmış 4 defa Kufiçe. Kufi'de, Arapça'da Allah, 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 Allah yazılmış. Mavi renginde 4 defa Muhammed, 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 Muhammed yazılmış. Bu svastika gibi ama svastika değil. Bu Arapça loflar. Allah Muhammed yazılmış. Bu meydanda tek mezar var burada. Ya kasabı mezarı. Kimin mezarı? Muhammed Katangu Kasap. 17. yüzyılda 17 sene içinde medrese memarlarına bedava et vermiş. Sonra Samarkand hakimine, valisine söylemiş. Ben et veriyorum. Et için para lazım değil, bana toprak lazım. Benim mezarımı şurada yap söylemiş. Şimdi kasabı mezarı burada var. Ya bu mükemmel bir olay yani. Bu Registan meydanında çok bir... Çok zeki. Çok zekice bir olay yani. Tarihi adını altın harflerle yazılmış. Meydanın tam ortasında kasabın mezarı var arkadaşlar. Tek mezar, başka mezar yok. Başka yok. Yok. Ama çok akıllıymış. Para lazım değil. Ne? Adam yani şu an bir tarih oldu. Tarihini yani. Tarihte kaldırmış. Evet. Şerdar Medresesi'nden 10 sene sonra Tillakari Medresesi yapılmış. Tillakari Medresesi 17. yüzyılda 14 senede yapılmış. Bu medreseni de Samarkand valisi yapmış. Yalangtuş Bahodir. Burada bizde gerçek taşlar var. Bu hepsi gerçek. Bu hepsi Pamir Dağı'dan bunu getirmişler. Buradan bizde 40 kilometre Tacikistan border. Ha, sınır. Çegeresi sınır. Var. Ha, sınırı var. Burada da kapısı gerçek değil. Bunlar gerçek. Taşlar var. Bunda elde suralarını yapmışlar. Hmm. Bu çok zamanında olan eski depremlerde zarar gördü buralarda. Gördü, çok. Gördü. Tadilat gördü. Bu medrese da restorasyon şimdi de yapıyorlar. Her sene de yapıyorlar. Bu medrese içinde ikinci katı yok. Bu medrese bir katlı. Yalangtuş Bahodir ikinci kat bitmemiş. O ölmüş. Yani bitmeden ölmüş. Bitmeden ölmüş. Sonra başkası gelip yapmamış yok, mı? Yok yapmamış. Ha. Sonra bu medrese bir katlı yapılmış. Sonra büyük kubbeni 1970. senede yapmışlar. 1970. senede Semerkand'ın 2500 yıllık jubileyi nasıl olur? Tarihi anniversary, mi? Anniversary. Üniversite. Anniversary was anniversary of Samarkand. Jubilee olmuştu. Sonra bu kubbeni 1970. senede yaptı. Bu kubbemiz yeni. Bu cami içinde bizde optical illusion var. Bizim babalar 17. yüzyılda 3D var. 3D. 3D. Uçta da 17. yüzyılda bu camini yapmışlar. Şimdi burada Semerkand'ın çok güzel camisi. Altın. Altından. Tillakari burası. Tillakari. Kapıdan önce burada İslam Karimov'un cenazesini yapmışlar. Şurada. Bizim ilk prezidentimiz Semerkand Şahri'danmış. Cenazesi 2016 senede burada yapılmış. Mazarı Hazret Hizir kompleksi'de. Ha, cenazesi burada mı yapılmış? Ha, cenazesini burada yapmışlar. Assalamu aleyküm Nazmiş. Rahman. Şurası Semerkand'ın altın camisi. Biliyorsun. Gerçek altın değil mi bunlar? Gerçek şimdi altın mı? Altın varak. Varaklar. Tamam. Bu bizde mihrap.
Bu bizde minber, mehrab minber de gerçek. İki tarafında önce yazlı camiler varmış. Sacak'ta öğrenciler orada da namaz yapmışlar. Bizde mukarnas var. Mukarnas var. Burada çok iyi akustik var. Önce burada mikrofon yok. Ses lazım, akustik lazım. Şu sebeple burada mukarnaslar yapılmış. Önce bu hepsi altındanmış. Şimdi bu 4 kilo 700 gram altın varak. 1970. seneden 1975. seneye kadar 5 sene içinde burada restorasyon yapmışlar. Şurası kubbe gibi benziyor sadece. Ama gerçekten zikzaktan sonrası dümdüz bu. Burası optical illusion. Burada büyük yapraklar küçük olur. Şu sebeple kubbe gibi. Vermiş. Ama bu gerçekten düz. Uçtu. Vay be. Ama gerçekten kubbe gibi görünüyor. Hmm. Bizde eski resimde var. Helikopterden resim çekilmişti. Resimde kubbesi yok. Dümdüz. Şurası da düz. Sonra 1970. senede bunun üstünde kubbe yapılmış. Kubbe içinde hiçbir şey. Şu değil mi şu an bulunduğumuz yer? Şurası. Düz, biz, dümdüz. Biz şimdi bu küçük kubbeler içinde. Cami bu Allah'ın evi. Şimdi biz Allah'ın evinde misafirimiz. Kim istese onlar gibi burada namaz yapabilirler ama cumada burada imam gelmez. İnsanlar buraya gelmezler. Bu müze gibi çalışıyor. Anladım. İsteyen ama gelip namaz kılabiliyor. İsteyen insan bilir namaz yapabilir çünkü Allah bu Allah'ın evi bu cami. Evet. Kapatabilmez kimse. Bu medresemiz bizde Şerdar Medresesi, Arslan Kaplanlı Medreseler. Medrese içinde Uluğbek Medresesi gibi çok güzel avlusu var. Bu medreseler benziyor çok. Uluğbek. Karşılıklı olanlar, Ulubeyli olan. Şu sebeple ben söylüyorum bu kardeş medreseler. Çok benziyor. Burada da toşları gerçek hepsi. Pamir Dağları'nda. Ha, kapıları gerçek değil, kapıları yeniden yapılmış. Burada bizde şimdi el işi yapıyorlar. Burada ama pirinçte el işi yapıyorlar. Çok meşhur burada yani. Ha, öğme korluk yapıyorlar. Çok meşhur yani. Bu bunlar. Selamünaleyküm. Sabahtan akşama kadar burada çalışıyorlar. Kolay gelsin. Siz nasıl söylüyorsunuz kolay gelsine? Kolay gelsin. Hormang, hormang. Hormang. Yani yorulma gibi bir şey. Hasta olma. Hasta olma. Ellerinde sağlık. Biz yine salomat bölüm. Salomat bölüm söyle. Özbekistan'ın yöresel şapkaları değil mi? Bu Kırgız şapkası. Şu Kırgız değil mi bu? Bu Kırgız Kazak bu, şapkası. Bu Özbek. Bu Özbek şapkası. Bu Özbek. Ama Özbek'te Şahrisabz var. O şehirden bu. Bizde Semerkant'ta siyah şapka var. Erkekler siyah. Gene bunun gibi mi? Yok bu gibi değil. Şimdi daha farklı. Görürsek gösteririz. Ha, tamam. Bu çok turistler için. Evet evet. Burada ipekte yapıyor. Hı-hı. İpekten. İpekten o çok zordur ama yapmak. Sonra kolay biliyor değildir. Musunuz? Kop insanlar erkekler ipekini sevmiyorlar. Çünkü İslam dinimizde ipek altın erkekler için haram. Haram. Şu sebeple bizde siyahı var. Siyahı var. Bu medresemiz... Semerkant o zaman her şehirde değişiyor farklı, bazı şeyler. Farklı. Kıyafetler de değişiyor mu? Ha. Farkı var. Bizim Semerkant'ta şapkalar çok büyük. Büyük. Siyah. Fergana'da var küçük. Ama siyah, o da siyah. O da siyah. Bu medresemiz Uluğbek Medresesi gibi ben söyledim ama bu küçük. Büyük gibi, burada ağaçları az, bahçesi küçük, onda bahçesi küçük, büyük. Evet. Bu medrese içinde camisi yok. Çünkü bu medrese içinde namaz yapmak şirk, biliyor musunuz? Evet, evet, evet biliyorum tabii. Arslan Kaplan resmi var. Biliyorsunuz İslam'da resim var olsa namaz olmaz. Şu sebeple burada camisi yok. Burada öğrenciler yaşamışlar, ders etmişler. Bu gibi, Uluğbek Medresesi. Sadece gibi. Şey, ders görevi olmuş o zamanlarda. Şimdi tabii şey, dükkanlar falan var hep açık. Burada medrese merkezinde hepsi de drenaj var. Kar, yağmur yağıyor, suyu gidiyor. Nereye gidiyor kimse bilmez. Açmışlar, bakmışlar ne var? Kum var, tamam hiçbir şey yok. Kuma gidiyor mu? Önce burada nehir varmış. Nehire gidiyor mu? Kimse bilmez. Ama 400 sene, 600 sene ki çalışıyor. Hala çalışıyor mu? Çalışıyor. Su gidiyor. Tonla tonla su gidiyor. Nereye gidiyor kimse bilmez. Buradan gidiyor ha? Gidiyor. Orada kum var tamam hiçbir şey yok. Kum var sadece. Kanalizasyon yok. Kışın buraya karda yağıyormuş kar çok. Çok yağıyormuş çok yağmur kar. Ama eğimli zaten. Hı. Su aksın gitsin diye. Su buraya gelmezse odalar içinde gelmezse buraya gidiyor. Evet evet güzel. O dönemden çok zeki. Zekaya bak yani. Evet. O dönemdeki zekaya bak. Mirza Uluğbek Amir Timur torunu. Harika astronom. 15 yaşında sultanlık yapmıştı. Sonra medrese Rasathana yapmış. Bu şey Seyhan Nehri ile Ceyhan Nehri'nin arasında kalıyor.
Semerkant. Ha, sen Abu Derya ile... Mavr un nehir. Mavr bu şehir, un orası, nehir, river. Tamam. Ya o Arapça adı şeydi onun. Ben notlarımı almıştım, Mavr hatırlıyorum. Mavr un nehir. Semerkant hepsi için başkentmiş. Evet, hep başkent o dönemlerde. Ama Amir Timur buradamaz, Şahrisabz'da doğulmuş. Zaten Orta Asya'nın en eski şehirlerinden birisi. 2750 yaşta Semerkant. Evet, çok eski bir şehir belki yani. Belki 3000 ziyattan kop. Çünkü bizde şimdi 2750 söylüyorlar. Belki bu yana var. Ya önce herhalde bu coğrafya, ben bir aktardığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla işte Perslerin ve İskender'in eline geçiyor. İskender buraya gelmiş, sonra Çingiz Han buraya gelmiş. Partların ve Sasaniler geliyor sonra. Daha sonra böyle İç Asya'dan gelen Türklerin kontrolüne geçiyor benim araştırmalarımda. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Adın Dilnoza. 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 Dilnoza burada Registan Meydanı'nda görevli bir rapper. Resmi bir rapper bu arada. Resmi ama Türkçeni şimdi öğreniyorum. Çok iyi. Herkes her değer dediğini anladı, hiç merak etme. Gelen arkadaşlar, şimdi Dilnoza'nın numarasını koymam olmaz. Ben biliyorum çünkü. Her ne kadar gelip gezmek isteyenler olsa da rastgele bile ararlar seni. İnan bana, var öyle arkadaş gruplarımızda çünkü. Geldiniz kapıda ya da burada, o demin mesela o fotoğraf çeken çocuk var ya, o çocuk aradı seni herhalde. Yok, o beni başka bir kişi aradı. Ha, o bir adam aradı. Allah sizi beni getirdi. Ha, öyle mi oldu? Aa. Ben Ruslar uçumla gelmiştim. Ha, şansa denk geldim. Gelirseniz buradaki çalışan arkadaşlar, Dilnoza adını verin. Seni bulurlar zaten. Biliyorlar. Sizi. Ben 15 sene burada çalışıyorum. Sizi gezdirebilir. Registan'ın tarihini detaylarıyla aktarabilir. Bilginiz olsun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ ol. Sen, onu da sorayım. Ne Türkiye'de 2 ay 3 ay kaldın. Ne düşünüyorsun Türkiye hakkında? Medisin çok iyi. Bunu ne? Biliyorum. Medisin. Tip. Tip İstanbul'da çok iyi. Medisin. Ameliyat. Ha şey, hastaneler çok hastaneler iyi. Hastaneler çok iyi. Ha. Tıp. Allah'ım anlamadım ya. Tip. Hastaneler çok iyi. Çok evet. İyi. Sevdin mi Türklerin yaklaşımını? Sevdim. Çok iyi insanlar. Bize çok help vermişler. Yardım ettiler. Yardım ettiler. İstanbul'da değil mi? İstanbul'da. İstanbul büyük şehir. Çok biliyorum, karıştı. Mesela biliyorum. Burada da Tacikler var, İranlılar sizde var. Sizde de var. Bizde de çok karışık. Biliyorum. Daha küçük şehirlere gitsen daha da severiz. Çünkü kardeşimiz, soydaşız i̇nşallah, yani. Kardeş. İnşallah. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ne güzel oldu değil mi? Bize anlatması Dilnoza'nın. Dilnoza herhalde. Yanlış söylüyorsam da özür dilerim ama. Ben rapper arıyordum burada. Ben kendim de aktaracaktım zaten ama Registan gibi tarihi bir meydanı yani bilen birisiyle gezmek her zaman daha iyidir. Ücreti mukabilinde kendisiyle konuştuk. Zaten resmi bir rehber burada. Kasada sorduğunuzda size söylerler. Gezdirdi beni. Güzelce aktardı bilgileri. Sağ olsun, ağzına yüreğine sağlık. Bir şey daha söyleyeceğim. Şu saate kadar, şu dakikaya kadar izlediyseniz siz beni eskiden beri takip, yani bayağı izliyorsunuz demektir. Arkadaşlar ben bir YouTube kanalı açtım. Ayrı bir YouTube kanalı. Eşimle beraber açtım. Bunu ilerleyen videolarda birkaç kere tekrarlarım size. Köy kanalı gibi düşünün bunu. Videoların içerisinde hiç biz yokuz. Ben ya da eşim yok. Eşimle beraber yapıyoruz, çekiyoruz, ediyoruz Türkiye'deki zaman diliminde. Çekiyoruz, yüklüyoruz, editleyiz bunu. Her hafta bir tane video atıyoruz. Köy kanalı seven arkadaşlar varsa, böyle insan hayatına dair olan belgeselleri sevenler varsa, eğer kanala abone olursam mutlu olurum. Ya bu bizzat benim kendi şahsi kanalım. Bilginiz olsun yani. Ve daha yeni kanal, para kazanmasını açmamız için belli şartları doldurmak gerekiyor. Belli abone sayısını geçmesi lazım. Dakika olarak izlenmesi lazım. Bu konuda desteğinize ihtiyacım var. YouTube'a şu anda girip bir hikaye Anadolu yazarsanız kanalımı göreceksiniz. 5-6 tane video atmıştım zaten şu ana kadar. Bir hikaye Anadolu açıklamada da var. Yorumlar kısmına da yazdım. Kanala abone olursanız mutlu olurum o kanala. Takip ederseniz çok sevinirim. Bana en güzel desteği sağlamış olursunuz bu konuda. Önemli benim için, çok önemli çünkü. Biraz zor bir süreç oluyor iki kanal Türkiye'deyken gezmek falan. Gel. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin abi? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Nasılsın? Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz burada? Gezmeye geldik. Biz Taşkent'ten geldik abi. Taşkent'te. Dur, evet. Sizi göstereyim. Tamam, nasıl YouTube kanalınız? İsmi ne? Uğur Kola. Taşkentli misiniz? Evet, Taşkentliyiz. Biz sizi takip ediyoruz zaten. Takip görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet. Uğur Kola. Gezmeye mi geldiniz? Evet, gezmeye geldik. Okulla mı geldiniz? Okulla. Okulla evet. Geldiniz. Evet. Ha. Gittiniz mi daha önce Türkiye'ye? Ben gidiyorum, evet, Mersin'deyim. Evet,
varmıştım İstanbul'a. İstanbul'a? Evet. Gezmeye mi gittiniz? Evet, gezmeye. İki sene. Zaten benim babam Türk. Türk mü baban? Ha, Mersinli. Burada yaşıyorsunuz ama değil mi? Öğrenci misiniz? Öğrenciyiz zaten. Kaça gidiyorsunuz? 11. Kaç oluyor? Lise 3 mü? Aslında Türkiye'de 12 yıl ya, burada 11 yıl özel okullarında. Yani bizde ilkokul var, 5 evet. sene. Evet. Ortaokul var, 3 sene. Yok yok, lise var 12 sene. Lise bizde 4 sene. Evet, 4 sene. 8 bizde de 12 sene. 12 sene oldu, burada 11 sene hepsi. Ha, 11 sene sonra evet. bitiyor, evet. sonra üniversite. Evet, evet. Ha, anladım, burada 11 sene. Sevindim sizi gördüğüme. Görüşürüz abi. Yazdın mı YouTube'a? Yazdım abi. Tamam, kendinizi izlersiniz. Yarın öbür gün paylaşırım. Tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Kamerayı görünce geldi çocuklar. Babası Türkmüş. Mersinliymiş. Öyle. Bir hikaye Anadolu. Bu kanalı takip ederseniz sevinirim. Mutlu olurum. Bana en güzel desteği sağlamış olursunuz. YouTube uygulamasına bir hikaye Anadolu yazın. Çıkacak zaten. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bu videoyu da beğenip yorum atarsanız mutlu olurum. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Registan Meydanı'ndan. Dünyanın bence en güzel meydanlarından bir tanesi burası. Buradan size hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.